Ne oğlum, seni arıyorum bir saattir ya. Necoy'la gıybet keyfi yapıyordum. Ne? Sorma abi, sorma. Tamam, sormayacağım oğlum zaten. Fırat bu gece öğretmenler odasına girip sınav kağıdını değiştirmemi istiyor abi. Ne? Adama bak ya. Kopya çekmeye tenezzül etmiyor, kağıt değiştirtiyor. Boş ver kardeşim, hiç uğraşma. Ya iyi de onlardan birisi olup olamayacağımı görecekmiş. O zaman hemen değiştiriyorsun kardeşim. Tamam, son karar. Mecid, onay mı oluyorum ben sana? Allah Allah. Bak ben daha önce hayatımda öğretmenler odasına adımımı atmadım. Ayrıca bu yaptığımız direkt hırsızlık. Yani... bir bakıma değil aslında. Hadi yani şimdi şöyle düşün kardeşim. Bilgi ulaşılabilir, özgür ve bedava olmalı. Hiç vallahi istifa edemiş bir daha. Evladım. Evladım sen bugün ne kadar agresifsin ya. Kardeşim, operasyonun selameti için bunu yapmak zorundayız. Hem bak ayrıca şöyle düşün. Karşımızdaki düşmanın sicili basit bir kopya suçundan çok daha kabarık. Yani doğru söylüyorsun aslında. Bir şey diyeceğim, peki sen öğretmenler odasını kısa bir süreliğine boşaltabilecek misin bugün? O ne biçim söz ya? O ne biçim söz? Kardeşim sen iste. Ben şu okulu kimseye fark ettirmeden 2 dakikada tamamen boşaltayım. Oğlum bak sen işte, ben burayı zeytin burnundan tamam. 2 kamyon arandırdım kardeşim. Tamam, tamam mı? O iş bende kanka. Rahat ol. Tamam. Nasıl o aptalı güvenip her şeyi riske atar ya? Ya Fırat dedi ya zaten, B planı da varmış. Fırat bu okuldan giderse ben de giderim. Zaten buranın tadı kaçtı iyice. Ben geldim diye gidiyorsan üzülürüm bak. Göstereceğim ben şunu gülüne. Gel. Saçmalama şimdi, kendine bir şey tanıcak. Aynen. Senden daha önemli problemlerim var benim. Fark ettim. Bence herkes farkında. Ben Tamcığım. O kadar sevilmemek nasıl bir duygu, anlatsana biraz. O benim erkek arkadaşım, aptal. Artık neyi ne gözle görüyorsan, o göz bebeklerini kulağını küpe yaparlar tatlım. Dikkat et. Tuvalete gireceğim ben, yetişirim size. İzin almana gerek yok ki tatlım. Yani anahtarı Semih Hoca'dan aşırıp sonra tekrar yerine koymak için zamanımız yok. Kilidi kıramayız. Yani kapıdan zaten giremeyiz. Hiç uğraşmayalım. Direkt ben değiştireyim kardeşim. Ha? Eskiden bana hızlı parmak meriç derlerdi. Kimsenin ruhu duymaz. Tak tak. Aman kardeşim kalsın. Sen şimdi ben beceremem diye böyle dedin değil mi? Pardon. Yani ben muhabbetinizi bölmek istemiyorum ama... Necdet amirimin bu durumdan haberi var mı? İyi de her başımız sıkıştığında onu arayamayız ki. Bakın. Bu çocuklar beni aralarına almak üzereler. Tamam mı? Hem Fırat şu an bir işler çeviriyor. Artık geri dönemeyiz yani. Bir yol bulmamız lazım. Öğrendiklerini bizimle paylaşmadan olmaz. Seda doğru söyle abi. Sonuçta biz bir ekibiz. Ben Fırat'ı bir öğrenciden para alırken gördüm. Adam zinciri kurmuş. Her giren 3 kişi sokuyor içeriye. Üstelik büyük ihtimalle Kerim de bu işin içinde. Bu kalem onun sağ kolu. Aba! Ya. Yani böyle giderse adam bütün okulu eline düşürecek ki bence okulla da sınırlı kalmayacak. Bu kadar büyük bir işi birilerine güvenmeden yapamaz Fırat. Sizce bu işin arkasında kim vardır? Evet, haklısın galiba. Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz. Meriç, sen öğretmenler odasının penceresini açık bırakıyorsun. Sonra yukarıdaki sınıflardan bir tanesinden beni aşağı sallandırıyorsunuz. Ben sınıfa giriyorum, Fırat'ın kağıdını değiştiriyorum. Ondan sonrası kolay. Bize şimdi böyle ip, halat gibi şeyler lazım. Ya kanka şimdi bizim mahallede Nalbur İsmet abi vardı da o şimdi bu saatte dükkanda değildir, ganyandadır. Başka bir yerden bulacağız onu, ne yapalım? Tutun şunu. Açılın!
olmazsa Ayşber Kemal. Bizimkisi hayat okuluna intikal. Bana kafa tutmak koca bir hayal. Burada başaramamak sıfır ihtimal. Polise de mesele varsa bizden sorulur. Can dişe takılır, çene sıkı tutulur. Tam ne zaman bizim işimiz sana şey sorulur. Var. Aşk diye yazılır, risk diye okunur. Ölmüyorsun Sahra'cığım, kaşınıyorsun sadece. Tamam tatlım, geldik, sakin ol. O şeytan yaptı, biliyorum. Uzun uzak doğu seyahatlerinde öğrendiğim bir spor bu. Gelecek dersin konusu bu olacak. Hocam. Hocam iyi misiniz? Harbiden yıldızlar gözüküyormuş ya. Ama hocam yani siz yapmayın bari. Zaten arkadaşımız kabardı. Ay ne oldu buna? Yüzün ısırgana tozu sürdü de. Isırgana otu özü mü? Niye yaptı kızım böyle bir şey? O kız yaptı ya. Çok pis tuzağa düştü. Hangi kız? Sen tatlı ısmarlayacağım. O kız işte. Ya, ya bıraksanıza beni ya. Zorlamasana kendini. Sen nefes alman bile mucize. Ne oluyor Işıl? Yok bir şey. Yok bir şey. Arkadaşlar kendi kazdıkları kuyuya düştüler Sedacığım. Sedacığım mı? Aha kafam. Işıl benim çocukluk arkadaşım. Ama ortaokuldan beri hiç görüşmedik. Çocukluk arkadaşımsınız. Neyse ben şimdi gidiyorum. Biz sonra görüşürüz. Ben hemen bir krem vereyim de. Biz hallederiz. Evet, seni dinliyoruz Sedacığım. Nebi Hoca ne başka biri girmedi odaya. Ne oluyor lan? Demek ki öğrendi odanın boş olacağını. İyi de abi. Kendi de girmedi ki içeri. Nasıl değiştirecek bu kağıdı? Belki daha önce girmiştir. Farklı düşünüyor olabilir mi gerçekten? Tamam ben hazırım. Bak şimdi Meriç. Geliyorsun böyle. Buraya oturuyorsun, tamam mı? Ayaklarını dayıyorsun. Ağırlığı bir kere karşıladıktan sonra gerisi kolay, tamam mı? Ya vallahi kalbimi kırıyorsun ha. Sanki ilk defa yapıyorum. Seda istersen sen de geç, ben çelik kaslarımla ikinizi de havada asılı tutarım. Tamam kardeşim, tamam. Hadi gel, otur böyle. Hadi. Hey. Geç. Hadi. Bana bak. Sakın bırakma ha. Tamam ya. Kankacığım. Varınca çaldır ya. Ben şimdi seni merak ederim. Canını emanet eden de kabahat be. Ne kalsak ya? Bir fırsatı da kaçır ya. Kesin vazgeçti. Ya yemin ediyorum Işıl, bu çocuktan bir halt olmaz ya. Hayırdır kızım? Ne işin var senin bu saatte okulda?
söyleyeceğim. Ne? Ne işim var? Ben okul müdürümüze bir şey danışacaktım da onu bekliyordum. Kendisi henüz gelmedi. Çıkmıştır o, bana sor. Size sorayım. Hı-hı. Size soramam hocam. İyi. Hocam. Hı. Aslında ben bence size sorabilirim. Tamam, gel odada sorarsın. Gel. Sorunu dinliyorum. Kızım. Şey. Sürpriz! Emi hocam! Ne yapıyorsun oğlum burada? Sürprizi bozmak istemedim hocam. Arkadaş. Hediyesini sınıfta unutmuş. Onu getirdim size. Arkadaşlar, mahcup ettiniz beni. Hocam. Helal. Sağ ol. Nice mutlu yıllar hocam. İyi ki doğdunuz Semih hocam. Teşekkür ederim. İş tamam. Nasıl inanacağım sana? Diğer kağıdı göster. Fırat, hocanın dolabını patlatıp cevap kağıdını değiştirdin. Farkındasın değil mi? Daha ne istiyorsun? Olayın resmen haber değeri var. Muhteşem ikili iş başında. Muhteşem ikili derken? Ne ikilisi kızım ya, Allah Allah. Biz tamamız değil mi? Bir dakika, bir dakika. Sen az önce iş başında mı dedin? Evet. Orti ile beraber hallettik. Sen de üzülme daha fazla. Orti ne ya? Ortak, ortak, ortak. Bak ben ne yaptırdım. Bizim için yaptırdım. Yarınki drama dersine beraber gireriz. Tut bakayım. Tut tut. Ha, oldu valla. Bu da benimki. Çanta çanta değil, kaptan mağara adam ha. İçinden her şey çıkıyor. Ha, şey soracağım sana bu arada. Hocaya verdiğin hediye paketin içinde ne vardı? Önemli bir şey değil ya. Annem hediye iç çamaşırı almıştım. Ben yine alırım. Bir dakika, bir dakika. Bir saniye, bir dakika. Ben şimdi hocaya kadın iç çamaşırı mı hediye ettim? Biraz değişik olmuş evet ama sen takılma bence bunlara. Biz büyük resmi görelim. Ya cidden dış mihraklar seni beni yıpratmak için gönderdiler değil mi? Ben ancak Allah'ın bir lütfu olarak gönderilmişimdir. Bu akşamki işten dolayı seni yemeğe çıkartacaktım ama neyse. Daha önemli problemlerim var gibi. Sen onları çöz. Yok yok Fırat, bir problemin falan yok abi ya. Bir işin falan da yok Fırat. Fırat! Ya al işte bak, gördün mü? Beğendin mi yaptığını? Evet. Seni yine bir ipin ucundan kurtardım. Ya kızım, sen benden ne istiyorsun ya? Ha? Ne istiyorsun benden? Hangi taşı kaldırsam altına sen çıkıyorsun. Ben sadece arkadaş olmak istiyorum. İsteme. Allah Allah, derdin ne onu da anlamadım yani. Seni küçükken baban falan mı terk etti? Ha? Ne bu ilgisizliği? Düş yakamdan, düş. Tamam mı? Ben sana ödeteceğim bu söylediklerini. Ödeteceğim. Ya abicim, ben sana hiç güvenemeyecek miyim ya? Neymiş efendim? Ne yaptıysan tam tersini yap. Al, yaptık işte. Gördük. Sağ ol.
Senin ipinle kuyuya inen de kabahat zaten. Kanka bak senin laflarına değil de Seda beni aşağılatmana yeminden çok içerlerim ha. Bak Necdet amirimin önünde ağzından bir şey kaçırayım deme. Bir dahakine o ipi tutmam bilesin ha. Zaten Işıl meselesi var. Ha, bir dakika. Bence Işıl meselesini söylemeyelim. Böyle bir durumu saklayamayız Yiğit. Arkadaşlar bak burada hepimiz hatalıyız. Ama sonuçta şu anda gizli bir görevdeyiz. Ve operasyonun tam ortasında ikimizi de tanıyan bir deli var. Necdet amir bunu öğrenirse operasyon biter. Bakın ben Fırat'la dost olmak üzereyim. O yüzden Necdet amire hiçbir şey söylememeliyiz bu konuyla ilgili. Sen eminsin değil mi? Bu bilgiyi nereden aldın? Ben Fırat'ı takip ettim amirim. İlk başta öğrencilere haraç kesiyor zannettim ama iş sandığımdan daha büyükmüş. Fırat topladığı bütün parayı Kerim'e teslim etti. Çetin'in has adamı Fırat'ın yakın koruması. Evet. Ayrıca tabii konuşmanın hepsini duyamadım ama konuşma esnasında Fırat'ın baba dediğinden eminim. Biliyordum. Bu tür adamlar ortalıkta olmasalar bile mikroplarını saçmaya devam ederler. Ama liseye giden oğlunu bu işe karıştırmak, bunu Çetin'den bile beklemezdim. Aferin. Polislik içgüdülerini kullanmışsın. Bazen işe yarayabilir. Ama çok yanıltıcı da olabilir. Bu defalık Emre itaatsizliğini affediyorum. Fırat'a yakınlaşmaya devam. Senin öncelikli görevin bu. En küçük ayrıntının bile bu operasyonda hayati önemi olabilir. Bu yüzden okulda her ne olduysa hemen ve bütün ayrıntılarıyla bana bildireceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amirim. Hayat hiç hesaba katmadığımız sorunlarla dolu. Hayata güvenemezsin. Güvenebileceğin tek şey o hayatı paylaşmayı seçtiğin insan. Birine güvenmeden önce kendine güvenmen gerek. Aksi takdirde hayal kırıklığına uğrarsın. Kim söylemiş bunu? Yunus Silbe. Mevlana. Başta bu söz tezat görünse de aslında değil. Birine güvenmenin tek yolu önce kendine güvenmekten geçer. Şurada bir liste var. Eşlerinizi kendiniz seçtiniz. Bugün güven egzersizi yapacağız. Bakalım eşlerinize güvenebildiğiniz kadar kendinize güvenebilecek misiniz? Hadi eşofmanlarınızı giyin. 10 dakika içinde herkes burada toplansın. Hazır olsun. Ya. Işıl, ben... Seni de bayağı iyi gördüm. Okuldan atılacak birine göre fazla iyi. Anlamadım. Dostluğumuz kısa sürdü diyorum. Bu çocuk iki güne kalmaz bu okuldan atılır demiş mi? Dedi vallahi. Fırat Söyer kendine yapılanın altında kalmaz. İyiliğin de... yanlışında. Fırat. Değiştirdiğim sınav kağıtları. Aa. Diyorum ki ben birazcık daha kalayım burada. Yani sonuçta alıştık artık birbirimize değil mi? Bak gidersem üzülürsünüz.
Sen kendini çok akıllı zannediyorsun değil mi? Ya yani tedbirli diyelim. Bak Fırat, bunu da testlerinden bir tanesi olarak kabul et, tamam mı? Sen bana akıl mı veriyorsun? Anlaşılan sana kimse Fırat Söyer'in kim olduğunu göstermemiş. Ama sorun değil. Ben gösteririm. Ne yapsam olmuyor işte. Ne yapsam olmuyor. Aynı eskisi gibi. Ne yapsam ters yapıyor. Caydı desene. O kadar da uğraştın onun için. Yazık. Umurumda bile değil ki. Seni kızdırmaması gerektiğini hala öğrenememiş demek ki. Eşim olur musun? O benim eşim canım. Sadece bir ders. Hayır, neyin paniğindeyim ki ben şu an yani? Derse giremeyeceğim diye mi üzülüyorum? Nedir yani? Nedir yani? Eşlerden biri arkası dönük olarak diğerine doğru kendini bırakacak. Ya tutamazsa hocam? Bu Mehmet Acur'u kesin bilek tutmaz ben hocam ya. Ben şelaleyi tutsam, sonra hiç bırakmasam. Bu soruları soruyorsanız eş seçiminiz yanlış demektir. Hayat seçimlerimizdir. Seçimlerinizle yaşamayı öğreneceksiniz. Düşseniz de düşmeseniz de. Bırak kendini. Şuna dememişlerim bir korkuna sınanacaksın diye. Sen! Oyun orada koşmak yasak. Benim biraz acelem vardı hocam ben. Uyarı vereceğim sana. Yaktım çırı. O ne? Terlik mi ondan? Ay yok yok hocam şey değil. Terlik değil hocam. Terlik değil. Hocam! Aa, bana dün kadının çamaşırı hediye eden oğlan bu değil mi? Nerede kaldın sen? Hocam galiba görevli arkadaş beni içeride kilitli unuttu da. Kusura bakmayın. Terlik mi o ayağındaki? Garip gelecek biliyorum ama ben ayakkabılarımı da bulamadım hocam. Ama bir dahaki sefere böyle olmayacak, söz veriyorum.
Benimle ilk dersin olduğu için bugünlük mazur göreceğim. Ama şansını çok zorlama Yiğit. Tamam? Tamam hocam. Geç eşinin yanına. Sağ olun. Hocam, ben Fırat'la eşim. Geç kaldım biraz. Seni ben tuttum. Ben tutmasaydım düşüyordun. Tutmasaydın sana ne? Ya kızım beni kendine isteyeceksin. Sen değil misin Allah Allah? Herkes hata yapar. Sen başımıza bela mısın? Ne yapıyorsunuz benim sınıfımda? Hocam yeni gelen arkadaşımız okulun kurallarını kavramakta biraz isteksiz. Sen sus Fırat. Üçünüz de dışarı. Dışarı. Fırat sen de. Işıl. Yiğit gelme peşimden. Işıl bir dinler misin? Bak ben dün için özür dilerim. Reddedildi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Abi ne yapıyorsun? Kardeşim bir daha ver, getireceğim geri, merak etme. Abi onlar bize tiyatro için lazım. Işıl! 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 Bana yardım etmek için artışın altından çıkan sen değil miydin? Ha? Ne oldu şimdi? Dengesiz misin sen? Öyleyim ben. Bir polarım bir değilim. Sana ne? O zaman benim işime burnunu sokmayacaksın. Ben mi senin işine burnunu sokuyorum? Sensin benim burnumun dibinde bitip duran. Ya bak Işıl. Bakıyorum. Bu konuda anlaşalım tamam mı? Benim işime karışma artık. Seninle bizzat ilgilenmenin zamanı geldi. Ha, Fırat şu an hiç sırası değil tamam mı? Sonra konuşalım. Adama bak ya. Bir de bugün git yarın gel yapıyor. Bak sinirlenmekte haklısın. Anlıyorum. Ama seni okuldan atılmaktan kurtaran da benim. Bunu unutma. Sakinleşince konuşalım. Aşağısı tamam da. Yukarısı olmamış. Onu da uydururuz bir şekilde şimdi. Ya yok mu burada bir modacı ya? Çok mağduruz. Çok komik. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Korktun mu? Senden mi korkacağım? Ucuz mafya. Demek öyle. Durun ya, ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi? Herkes işte karışmasana sen. Abicim bizi artık çıkarsanız mı ya? Bakın biz barıştık zaten. Değil mi? Normal bir arkadaş kavgası yani. Ailelerimiz merak etmesin şimdi. Değil mi kardeşim? Bu olay duyulsun istemezsin herhalde değil mi? Aranızdaki problemin çözülmesine ne kadar sevindim anlatamam. Dükkan sahibi de çok sevindi. Feda olsun cam çerçeve yeter ki küslük olmasın diyor. Memur bey biz hasarı öderiz arkadaşlarla yani değil mi arkadaşım? Aile hücre talep ediyorum ben. Doluyuz kardeşim. İstanbul bugün çılgın atıyor. Ne demek doluyuz ya? Otel mi ya burası? Ay buradaki suç oranı beni çok ürküttü yalnız şu an. Ben avukatımı istiyorum abi ya. Ben de yemek istiyorum. Ben de itirafçı olmak istiyorum. Eve gitmem lazım. Komiserim dükkanın hasarını ödesinler sonra salın gitsin dedi. Basit bir lise kavgası işte. Dön bakayım buraya. Sen köşedeki. Dön bakayım.